Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte gerçekten çok efsane Şampiyonlar Ligi paket açılımları yapacağız. Onun öncesinde takımımı da geliştireceğim arkadaşlar. Yani bu video arkadaşlar gerçekten film tadında arkanıza yaslanıp mükemmel bir şekilde izleyebileceğiniz bir video oldu arkadaşlar. Baştan sona izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonları da başları da gerçekten çok süper. Neyse arkadaşlar, emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca de kanala hala abone değilsen kankam, sen de kanala abone olursan gerçekten çok sevinirim. Ailemize katıl. Bir kişi bir kişidir de ve abone ol aşağıdan. Neyse arkadaşlar, haydi videoya başlayalım. Evet, şimdi buradan Queens'lerimizi alıyoruz. Bakalım gerçekten bayağı güzel olacak takım. Takımı yok edeceğiz. Yani takımı var edeceğiz aslında da yok edeceğiz diyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi az önce Loris'i sattım bu arada. Buradan 300 bin coins'i bastım. Direkt hiç umursamadan bastım. Niye bu kadar rahat bastığımı bilmiyorum ama bastım. Ve takımın yeni 99 daha olmadı. 99 rating ligi zaten arkadaşlar ama Aspilicueta Ederson takıma geldiği için bu şekilde bir düşüş oldu. Şimdi arkadaşlar Aspilicueta'ya bunu basmayacağım. Bunu basacağım. Aspilicueta'ya bu adamı basacağım. Direkt bastım. Hiç düşünmeden bunu da yaptım. Bunu da direkt yaptım abi, hiç düşünmeden. Bir oyuncumuzun da süresi dolmuş. Her neyse, onun bir önemi yok şu anda. Arkadaşlar Grimaldo'ya geliyoruz. Bakın daha ben oldum ama devam, yani durmak yok. Yola devam. Grimaldo'ya geldik. Bunu basıyoruz arkadaşlar. Bunu bedavaya basmak için, yani hemen hemen bedava olması için Hasan Ali'yi kullanacağım. İstiyorum, Hasan Ali'yi bastım. Gördüğünüz gibi 1 coins olacak. Hiç coins'im gitmeyecek. Hasan Ali'yi kullanarak ama kullanarak boost azaltmış oluyorum. Ya da gerek yok abi. Boostlarını kullanırız Hasan Ali'nin daha sonra. O yüzden bu Grimaldo'yu 91 yani yaptık şu anda. Gerçekten arkadaşlar muazzam gidiyoruz şu anda. Süper gidiyoruz. 99 yani 120 kimya olduk. Ve arkadaşlar 100 gene doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıyeten arkadaşlar birazdan takımımıza Kevin De Bruyne gelecek. Ve 6.5 milyon coins'e yaklaşık coins'im olacak. Gerçekten bu bizim için çok iyi olacak. Ayrıyeten arkadaşlar Ederson'u 2 gen falan şu anda yükseltmek istiyorum ama şu an 2 gen yükseltemiyorum. O yüzden birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar Ederson'u yükseltmek için. Bayağı bir XP gerekecek. Hadi 1 gen yükseltmeye çalışırsak nasıl yükseltebiliriz abi? 100.000'i basalım. Bir de bunu basalım. Tamamdır arkadaşlar. Ederson'u da 1 gen yükselttim şu anda. Ederson'un boost'u çünkü gerçekten muazzam duruyor. Takım şu anda harika gidiyor. 99 gen 120 kimya, kaleci hariç muazzamız zaten. Kaleci ile birlikte de hani birazcık düşüyoruz ama bakın burada zaten Ederson var. Burada Süper Lig kadrosunda Muslera'nın da boostları falan duruyordur yani. Her neyse, şimdi hemen buraya gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber Sinan Kurnaz'ın hesabındayız. Ve şimdi 2500'lük son 16 paketini açacağız. Arkadaşlar bakın, oyuncu çıkma ihtimali 80 artı gen. Avrupa Ligi 6.5 yüzde. Şampiyonlar Ligi de %4. Yani neredeyse hiç yok. Açıyorum bakalım. Abi en azından 100 puana yakın bir puan çıkarmak istiyorum. 200 çıkarsa tabii çıldırırız burada. Hani burada 200 çıkarsa çıldırmama şansımız yok ama bu arada aynı zamanda canlı yayındayım ama şu anda hiç canlı yayında olduğumuzu belli etmemize gerek yok. Canlı yayınlara gelebilirsiniz. 90 puan çıktı. Bence gayet güzel. Bence gayet güzel. Charlie Host yok abi, oyuncu yok ama. Ama güzel bir şey çıkardık. 90 puan. Güzel oldu ya 90 puan. Değil mi? 265 oldu. Bir dakika. Evet, evet, evet. 90 puan abi. 100 puan var. Sonra da 120 falan var. 120 çok düşük ama 90 bayağı güzel oldu arkadaşlar 90'ın çıkması. Bu çocuğun da bayağı jetonu var aslında. Bir tane de açmak isterdim aslında. Ama tabii ki biriktiriyor cevherlerini. O yüzden şu anlık açmayacağız. Şimdi arkadaşlar buradan ilerleme yapacağız. Ve yüzlük pakete kadar ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, birinci yoldan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Yani muhtemelen yüzlük pakete kadar ilerleyeceğiz. Bakalım 101 pakette, yani bir dakika ne diyordum? Ha, yüzlük paketten bakalım kim çıkacak. Umarım güzel bir oyuncu çıkartabiliriz. Ben kendimden de birinci yoldan ilerliyorum biliyorsunuz arkadaşlar. 25.000 Joker XP'siye 40 tane normal geliştirici gelecek. Şimdi hemen hızlıca burayı da açalım. Hızlıca abi burayı da açtık. Pozisyon alması falan doldu mu? Oo, yeni de olmuş bak. Bak bunda, bu da aynı kaleci kullanıyor. Bu çocuk da aynı kaleci kullanıyor abi. Her neyse, devam ete basalım. Hemen buraya geldik. Ve buradan da 30 puanlık bir tane açacağız önce. 30 puanlığı açalım. Bakalım 30 puanlıktan ne geliyor? Bom. Hadi abi yüksek yüksek yüksek. 83 yok. Yok abi, yüksek bir şey vermedi galiba değil mi? Yani gerçi ihtimaller neydi ki? 85'miş zaten maksimum. Burada ne var abi? 500 bin jeton. Hemen 500 bin jetonumuzu da alalım. Bu arada 90 çıkması gerçekten güzel oldu. Ayrıca şu anda harcamayı seven şampiyon olduk. Bu da güzel bir durum herhalde. Yani inşallah güzel bir ödülü vardır. Arkadaşlar ben bu kardeşimize 88'lik Casillas veya 89'luk Lukaku çıkarmak istiyorum. Kolarov çıkmasa da olur. Ve açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Bana muhtemelen 83'lük oyuncular çıkıyor. Zaten onların ihtimalleri daha yüksek olduğu için. Bu bizim şanssız olduğumuz değil, şanslı olmadığımız anlamına geliyor. Her neyse bastım. Ve bana Lindelöf çıkmıştı. Lindelöf verme. Juan Mata çıktı. 87 rating. Hoba abicim. Gerçekten güzel çıktı. Ben beklemiyordum bu kadar yüksek. 87 rating Mata çıktı. Güzel oldu.
Abi bir tane daha paket açsak oradan da 150 puan çıksa direkt şu an bunu açabiliyorum bu arada. Her neyse şu an ona kadar gelmeyelim bir. Şurada harcamayı seven şampiyon ödülümüzü alalım. 3 tane altın artı UEFA Avrupa Ligi oyuncusu çıkacak. Bakalım kim çıkacak abicim. Hadi bakalım. Sonra da matanın değerine bakacağız. Ekici, Mehmet Ekici çıktı ilginç bir şekilde. 856 bin direkt pazara koyuyorum abi. Kadronu da kullanır mısın? Bakıyorum. 855 binden koyacağım direkt pazara. Direkt 855 binden pazara muhtemelen koyarım. Matayı şimdi 855 binden pazara koyuyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen nerede Mata? Oo, Agüero'yu falan niye tutuyor abi bu çocuk? Ulan Agüero'yu da tutmazsın bu arada. Mata nerede? 855 bin abi. Bu adamın değeri düşmeden koyalım. Ulan çocuk ne kadar şanslı bir hesabı var ya. Bu arada bu kadar coin'si var. Niye kadroyu güçlendirmiyor bir an önce? Biz seninle ayarlayabiliriz bu arada kadroyu Sinan, haberin olsun. Neyse arkadaşlar hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten çok çok efsane şeyler yapacağız. 2 tane 2500 CFR'lik paket açacağız. Sonrasında da arkadaşlar 1 tane 200 puanlık 200 Şampiyonlar Ligi puanlık paket açacağız. Ve şimdi arkadaşlar ne mi yapacağız? Şimdi Kevin De Bruyne alacağız. Hemen hızlıca Kevin De Bruyne'imizi alalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi 2 tane Bentancur çıktı. 4 tane de Juventus arması geldi ama hiçbir önemi yoktu artık 4 tane Juventus armasının tabii ki de. Şimdi arkadaşlar Chiellini'yi alacağız. Chiellini ne kadar coins ediyormuş? 450 bin coins ediyor arkadaşlar Chiellini'yi. Hemen Chiellini'yi alalım hızlıca. Evet Chiellini'yi aldık. Devam ede bastık. Buradan Kante'yi de alalım hemen. Arkadaşlar bu arada bunları canlı olarak izlemek istiyorsanız açıklamada Küp TV linkimiz var. Şu anda da izliyorlar beni zaten. Siz de gelebilirsiniz. Bizle birlikte eğlenmek istiyorsanız sizi de çağıranlar var buraya. Buradan da 500 cevher gelmiş bu arada. Valla cidden baya güzel ya gerçekten. Çok hoş. Takım kahramanı logosu falan. Güzel abi bir sürü ödül aldık. Daha ben 3000 cevher de yeni şey çıktığım için alacağım. Gerçekten süper abi. 2 tane 2500 cevherlik paket edeceğiz. Hemen De Bruyne'i de aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geçiyoruz. Ve arkadaşlar buradan hemen VIP puanlarımızı alalım hızlıca. Bastım ve VIP puanlarımızı Lig puanı 10 tane, günlük puanlar, VIP puanı 1250 tane ve devam ediyoruz. Ve 3000 cevher de buradan geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastık abi ve 3000 cevher ödülümüz. Önce avantaj, sonra 3000 cevher, sonra da 150 bin jeton. Devam ediyoruz ve buradan da bunu da alayım 2 dakika. Hemen sonra arkadaşlar 2 tane 2500 puanlık paketimizi açacağız. Hemen geçelim arkadaşlar buraya. 2 tane gaza geldim, direkt açacağım abi. Direkt 2500 Şampiyonlar Ligi puanı. Eğer 150 falan çıkmazsa açacağım. 150 falan çıkarsa devam edeceğim. Yani 150'den fazla çıkarsa ki 150 çok zor arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada 150 son 16 puanı %3 ihtimalle. Yani gerçekten çok zor. 2 tane paket edeceğiz. Yani %8 ihtimal 80 artı oyuncu çıkarma ihtimalimiz var. Ayrıyeten arkadaşlar 60-60, 50-60 veya 50-50 çıkmazsa bunlar. Yani ilkinden 70 çıkardığımız anda direkt bitiriyoruz. Yani 70-50 de sıkıntı oluyor. Yani ilkinden 80 ve üstü bir şey çıkarsa rahatlayacağız. Hadi abi 80 ve üstü bir şey ver. 100 verdi. Oha! Çok iyi. Çok iyi. Ve elit vermedi. Olsun abi. 100 puan verdi. Bir tane daha açacağım. Çok fena gaza geldim. Bir tane daha 100 çıkarsa çıldırırız burada. Gerçekten süper olur. 100'ün çıkma ihtimali o kadar yüksek değil zaten. 50 bile çıkabilir ama 50'nin de çıkma ihtimali yüksek değil. 60-70 arası genelde. Evet 70 çıktı. Luperto, Sisse ve maalesef oyuncu yine çıkmadı ama amacımız zaten bunlardı ve gördüğünüz gibi 243 puan oldu arkadaşlar. Ve hani 100 çıkma ihtimali %10'muş yani onda bir ihtimalmiş. Bence gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Herkes çıldırdı burada abicim. Keşke 200 çıksa ama. 200 çıksaydı var ya gerçekten çok güzel olurdu ama 200 puanı yaptık. Şimdi arkadaşlar asıl paketimize geliyoruz. Şimdi hemen abi buradan Şampiyonlar Ligi kısmına girdik. Şampiyonlar Ligi kısmından son 16'ya geliyoruz. Abi bayağıdır biriktiriyorduk bunun için. Ve Paul Pogba, Cavani, Thiago Silva, Lukaku, Mata o kadar abi. Yani şu alttaki 1, 2, 3 oyuncu çıkmasın yemin ediyorum fark etmez. Açıyorum hazır mısınız arkadaşlar? 5, 4, 3, 2, 1 ve açıyorum abi. Açtım. Hadi abi lütfen güzel bir oyuncu çıksın. Lütfen güzel bir oyuncu çıksın. Zafer'e doğru görevini de tamamladık. Belki biraz daha puan gelir bir şekilde. Lindelöf gelmesin ya. Lindelöf yazmışlar. Benim de moralimi bozdular. Lindelöf gelmesin. Birinci kademeyi açtık. Hult geldi. Alfa Semedo. Aholo. Ve usta ver vermedi. Abi bu kadar uğraştım ben bunun için ya. Abi bunun için bu kadar uğraştık. Areola nedir ya? Ulan Lukaku falan çıksaydı var ya. Neyse arkadaşlar bakın son 16 bölümünde yolun sonuna ulaştığımız için 80 artılık bir oyuncu geldi. Hadi bakalım. 80'lik Kelif abi en düşüğünü verdi buradan da.
Gerçekten ilginç bir şanssızlığımız var. Tamam, bu paketten artık daha açmayalım. Arkadaşlar şimdi sırada hemen Ariola'nın değerine bakalım. Ve Ariola'yı hemen hızlıca satalım. Sonra ikinci yol olarak arkadaşlar burayı mı açsam? Bakayım burada ne var abi? 150. Bunu açayım ya bence. Teyez var. Tabi bayağı düşük oyuncular da var bu yolda. Ulan 200'lük şeyi açtık. Bu ne diyor abi? 150 ile PSG seçkin artı... Oha abi şu an 150 puan elde edebilsem var ya nasıl güzel olurdu. Keşke yapabilsem ha. Neyse. Hadi arkadaşlar hızlıca bir Ariola'nın değerine bakalım. Oha abi ya 695.000 yazacağım. Yoksa direkt 695.000'den koyacağım abi. Evet 695.000'den koyuyoruz arkadaşlar. 680.000, 695.000 Ariola. 680.000. 695.000'den arkadaşlar koyuyorum. Koydum. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Şuradan kanala abone olabilirsin. Bak videonun başında söylemiştim ama kankam şuradan abone ol. Bak ailemize katıl ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya girebilirsin. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Desteğiniz için çok teşekkürler. Ve bay bay.